Onun için biraz daha hızlandırarak gitmeye çalışacağız. Tüm arkadaşlar süreyi aşmayacağını önceden bize söylediler. Sabrınız için teşekkür ederiz. Süratle başlıyoruz. İlk konuşmacımız Murat arkadaşımız. Yeniden yapılanma üzerine sunumunu yapacak. Buyurun Murat Bey. Merhabalar. Ben bugün size sosyolojik politik bir tahlil yapmayacağım. Sebepler, sonuçlar üzerine de konuşmayacağım. Ya da ideolojik, siyasi çözüm önerileri getirmeyeceğim. Özellikle dünkü sunumlar ve bizden hemen önceki hararetli sunumda aslında bu sunumun biraz daha gerekli olduğunu düşündüm. Önce dedim ki ya çok çok iyi konuşmacılar vardı, çok güzel şeyler söylediler. Onların ardından konuşmak zor olacak dedim. Bütün hatipler iyiydi. Sonra dedim ki tam olarak aslında ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Öyle idare ederim, sağ olun. Şimdi ben bugün biraz herkesin, her kesimin, her görüşün, her ideolojinin, her grubun bu ülkenin en büyük yapısı olan ve kendini çatır örgüt olarak tanımlayan kafret içinde daha rahat ifade edebilmesi, sesini daha rahat çıkartabilmesi, yönetim süreçlerinin ve karar mekanizmalarının daha etkin bir katılımcısı olabilmesi amacıyla çözüm önerilerimi getireceğim. Yanlış anlaşılmak istemem. Ne kadar gözüküyor onu da bilmiyorum. Perde bu arada, perdeyi çok kullanacağım. Göremiyorsanız özür dilerim. Ben mevcut yapının antidemokratik olduğunu, bu sistemin antidemokratik bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Lakin demokrasinin bilim gibi, evren gibi, sanat gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sınırları yok, olmamalı. Devamlı gelişiyor, her an gelişiyor, genişliyor, büyüyor. Bizim de her an geliştirmemiz lazım yapımızı, devamlı geliştirmemiz lazım ve demokrasiyi içselleştirmemiz, yaymamız lazım. Söyleyeceklerimi bu pencereden değerlendirirseniz mutlu olurum. Bir dünkü ve bugünkü oturumlardan söylemeye planladıklarıma bir ilave yapacağım. O da şu: siyasallaşmayı, siyaset yapmayı konuşuyoruz aslında yaklaşık 1,5 gündür. Biz zaten siyaset yapıyoruz. Bu toplantının bizatihi kendisi siyasal bir toplantıdır. Bundan önce toplantı esnasında da örnek gösterilen ortak akıl toplantıları da siyasal toplantılardır. Çünkü bizim taleplerimiz siyasi taleplerdir. Yani Çerkezçe televizyon istemek siyasi bir taleptir. Çerkezçe dil eğitimi istemek siyasi bir taleptir. Biz zaten siyaset yapıyoruz ama sıkıntımız siyaseti yeterince bilmiyor olmamız. Mekanizmalarımızın ulaşmak istediğimiz hedefe yönelik siyasete yeterince hizmet etmemesidir. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi elimde maalesef Çerkesler üzerinde yapılmış çalışmalar yok ve süreye uymak amacıyla da hızlı hızlı gideceğim ama zannediyorum bu perdedeki yuvarlaklar gözükebiliyor, görülüyor değil mi? İşte bu Türkiye'deki kadın erkek oranı. Ben Türkiye'deki neyi kullanacağım? İlk hazırladığım slaytlar da bu bakanlar kurulu örneği. 26 bakandan bir tanesinin kadın olması durumu. O da aile ve sosyal politikalardan sorumlu. Yani adaletten, eğitimden, işte iç işleri ya da dış işlerinden değil. Bu kısımları biraz hızlı geçeceğim ve bizim örgütteki duruma geleceğim. Bu bizim kafet yönetim kurulunun asil listesinin durumu. Mavi erkek, kırmızı kadın. Kırmızı yok. Bu da bizim yedek üyelerimizin durumu. 3/14. Hızlı hızlı gideyim top zaman almamak için. Bu 28 kişilik asil yedek liste. Denetleme ve onur kurulu. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. 1, 3, 5, 7 milyon. Kaç milyon isek? Kafet en büyük örgüt.
Türkiye'deki Çerkes Örgütü 16 kişi seçiyor onur kuruluna ve denetleme kuruluna. Bu 1-3-5-7 milyon insan topluluğu içinden kafedin onur kuruluna girecek bir tane kadın bulamamışız biz. Bu DCV delegasyonu, bu kafedin tüm kurulları, 69 kişi seçiyoruz biz kafedin tüm kurullarına, 6 tanesi kadın, %10'dan düşük. Bu da dernek başkanları, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Namı Değer Bağlarbaşı ve Tokat Derneği, benim bildiğim iki tanesi, dışında İskenderun, ben atlamışım, özür dilerim İskenderun'dan. Şimdi bir de gelişmiş dünya ülkelerine bakacağız. Bu UN Women'dan, Women in Politics diye bir harita yayınlamışlardı. Siyasette kadın katılımı, parlamentoları baz almışlar. İsveç'te %45, Finlandiya'da %43, Hollanda'da %41, İzlanda, Norveç, Danimarka'da %40. Türkiye'yi merak edenler için %15, 88. sırada Türkiye, hali de ortada. Velhasılı kelam, ben çok acil bizim kadın kotası uygulamaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Benim önerdiğim oran da %30'dur. Şimdi çok benzer istatistiki verileri sizinle paylaşabilirim. Onları da hazırlamıştım ama yine rakamlara boğmamak için birkaç tane şey söyleyip geçeceğim. Gençler hakkında konuşacağım. Hani o işte 20 yaş enerjisinin yanına 50 yaş olgunluğunu, 60 yaş tecrübesini, 80 yaş bilgeliğini aynı anda beklediğimiz, her şeyi yapmasını istediğimiz ama her şeyi bizim istediğimiz gibi yapmasını istediğimiz. Ancak bizim istediğimiz gibi konuşurlarsa, ancak bizim istediğimiz gibi davranırlarsa bir şeyler yapmalarına izin verdiğimiz. Çoğu zaman işte alıyoruz gençleri yönetim kurullarına koyuyoruz vesaire diye kendimizi kandırdığımız gençlerimiz. Bu gözüküyor mu bilmiyorum ama bu çocuk Avusturya Dışişleri Bakanı. Bu çocuk. Bu çocuk da 19 yaşında Kanada'da federal milletvekili, bölgede değil yani, federal milletvekili. Bundan bir yaşlısı da Kanada'daki 20 yaşında, ondan bir yaşlısı 22 yaşında. Bu ülkenin de %72'si 44 yaşın altında. %41'i 24 yaşın altında. Yani el alem 27 yaşında bir çocuğu Dışişleri Bakanı yapıyor. Bir sürü örnek veririm. 30 yaşında, 32 yaşında Avrupa Parlamentosu'nda görev alan bir sürü örnek verebilirim. Biz 40 yaşında 3 çocuk babası adamı hala bir sürü dernekte büyüklerin lafını kesmesin, sözüne karışmasın diye kapının önüne dikiyoruz. Sonuç, şevze uygun olandır. Uygun olan artık gençlerin önünü gerçekten açmak, verdiğimiz sorumluluk kadar da yetki vermektir. Ben gençlik kotası uygulamaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de önerim %30. Bir parantez, %30'un yarısı genç kızlarımız olmalı, %20'si da delikanlılarımız olmalı. Abilerine, ablalarına düşen görev de bilgileriyle, tecrübeleriyle ve sabırlarıyla onlara destek olmaktan ibaret. Şimdi biraz daha teknik konulara geçeceğim. Hızlı konuşuyorum. Anlaşılmaz olursa soru cevap kısmında açıklamaya çalışırım. Sayın Başkanım, aşarsam süreyi de uyarın lütfen, susacağım. Şimdi bildiğim kadarıyla kafede 54 dernek var. En azından web sitesinde bu var. Bunu yanlış biliyormuşum. Hemen sonundan önce düzelttim. 15 bin üyesi var. 350 delege seçiyor genel kurulda kafet. Böyle bakınca her 43 üyeyi, kafede bağlı derneklere üye, her 43 üyeyi bir delegeyle temsil ediyoruz biz genel kurulda. Bu mükemmele yakın bir temsil oranı. Mükemmel bir temsil oranı nerede yani. Peki pratikte durum bu mu? Onu göremiyorsunuz zannediyorum ama birkaç tane dernek hayal ürünü bu dernekler. Günlük hayatımızda da karşımıza çıktığını hepimiz biliyoruz ama derneklere örnekleyeceğim. Şimdi bizim bir A derneğimiz var mesela. 3000 üyesi var. Bu 3000 üyesi olan A derneğinin genel kuruluna 100 kişi katılıyor. 60'a 40 sonuçlanıyor seçim. Ve mevcut düzeye göre 25 delege seçiyor. Karışık oldu. Açıklayacağım. Bir de B derneğimiz var. İşte ona 200-300 kilometre uzaklıkta. O da 300 tane üyesi var. 300 üyenin tamamıyla genel kurulu yapıyor. 200'e 100 uyduruyorum bunu. Seçim sonuçlanıyor. 10 delege seçiyor mevcut düzeye göre. Bir daha söyleyeyim. Daha açık bir dil kullanmaya çalışarak. A derneğinde 60 kişi 25 delege seçiyor. B derneğinde 200 kişi 10 delege seçiyor.
Bizim mevcut sistemimiz bu. Yani A derneğinde her 2,5 üye bir delege seçiyor, B derneğinde her 20 üye bir delege seçiyor. Çok özür dilerim, affınızla sığınacağım ama birkaç sene önce bu Türkiye gündeminde çok yer almıştı bu laf. A derneğinin bir üyesine karşılık B derneğinin 8 üyesi dağdaki çobanın oyudur. Ben delege sayısı belirleme sistemimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve benim önerim derneklerin delege sayılarını çoktan şehir değiştirmiş, hatta ülke değiştirmiş, hatta Allah rahmet eylesin dünya değiştirmiş. Kağıt üstündeki bilmem kaç senedir derneğe hiç uğramamış, adresini de bilmeyen kayıtlı üyelerinin sayılarına göre değil, hiç olmazsa 2 senede bir de olsa o derneğin kapısından içeri giren oy kullanmasına dahi gerek yok. Sadece genel kurulu dinleyen insanların, yani genel kurula katılan üye sayıları baz alarak belirlenmesidir. Şimdi bunu söylediğimiz zaman, daha önce de söyledik, bir sürü insan söyledi benim dışımda. İşte kaydedilmiş yüzlerce binlerce üye ne olacak? Biz zaten seçimlere tek listeyle giriyoruz. Bizde birden fazla aday olmadığı için genel kurul katılımı zayıf oluyor vesaire gibi cevaplar alıyoruz. Ergün abiden değilse hiç kusura bakmayın. Genel kurullar bizim en büyük, en yetkili, en önemli organımızdır. O derneğin en önemli konuları genel kurullarda tartışılır. Yönetimi o genel kurulda seçilir. Anayasası, tüzüğü o genel kurulda belirlenir. Bir insan 2 yılda bir dahi olsa üyesi olduğu derneğin en önemli kuruluna katılmıyorsa, katılmaya tenezzül etmiyorsa 54 dernek ve 15 bin üye adına karar verecek federasyon genel kuruluna dolaylı da olsa müdahil olamamalıdır. En azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu sizin maalesef göremediğiniz bir de C derneğim var benim. Oradan bir örnek vereceğim. C derneğinin 2000 üyesi var. 500 kişiyle genel kurul yapıyor. Diyelim ki 251'e 249 sonuçlanıyor seçim. C derneği 25 delege seçiyor mevcut düzeye göre. Bunun sonucu şu. Pratik, teorik olarak insanların bağımsız aday olması ya da listeyi delmesi işte mümkün. Ama pratik uygulaması yok bunun. Çok istisna örnekleri var. Bu örnek zaten bizim üstümüzden verilmiş bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam 5 dönem önce Ankara'da aday olduk. Bahattin Şen'in kazandığı seçimlere işte 2 oyla kaybettik. Pratik örneği de biziz yani. Merak edenler için. Benzerini yaşıyoruz biz Ankara'da. 251'e 249 sonuçlanan seçimlerin yansıması şu. 251 oy 25 delege seçer bizde. 251 oy 25 delege seçer. 249 oy 0 delege seçer. Yani oyların %49.8'i, yuvarlayalım, yarısı sonuca yansımaz. Demokrasi dediğiniz şey çoğunluğun yönetiminden ibaret değildir. Demokrasiyi demokrasi yapan şey azınlıklardır, azınlığın tavrıdır, azınlığa verilen haklardır. Tüm eğilimlerin, tüm görüşlerin güçleri oranında sonuca yansıyabilmesi gerekir. %51 oy alanın, %51 oyla iktidara gelenin tüm yönetimi, tüm erki, ben de biraz ajite edeyim, yürütmeyi de, yasamayı da, yargıyı da elinde toplaması, %49'un temsil edilememesi benim açımdan kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye siyaseti söz konusu olduğunda ne tepki veriyorsak, Çerkez siyaseti söz konusu olduğunda da kendini demokrat kabul eden herkes aynı tepkiyi vermek zorundadır. Şimdi A derneğine dönersem durumun vehametini daha net anlayacaksınız. C derneğinde 249 üye 0 delege seçiyor. A derneğinde 60 üye 25 delege seçiyor.
benim demokrasiden anladığım şey tam olarak bu değil. Ben DRG seçim sistemimizi de değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim önerim yine bir seçim üzerinden anlatmaya çalışacağım. Temelde oransal temsil sistemini öneriyorum. Yani herkes ne kadar oy alırsa yönetiminde o oranda faydası olur. Bunu DRG'ler için söylüyorum. Örneğin bir genel kurul yapıyoruz. Bir A adayımız var, bir de B adayımız var. A adayımız 114 oy alıyor. B adayımız 91 oy alıyor. Yani A listesi %55.60, B listesi de %44.40. Mevcut sistem şu. DCB delegasyonu için konuşuyorum şimdi. A adayı 24 delege seçer. B adayı, yani oyların %44'ü 0 delege seçer. Bizim sistemimizde. Ben de öneriyorum oransal temsil sistemi. 205 oy kullanılmış, 24 delege seçiyoruz. 205'i 24'e bölersiniz. 8.54 oy bölü delegedir. Herkes ne kadar oy alır, o kadar delege seçer. Eğer bu seçim benim önerdiğim sistemde yapılmış olsaydı, A listesi 114 oy karşılığında 13 delege seçecekti. B listesi de 91 oy karşılığında 11 delege seçecekti. Ve bizim bağımsız adaylarımızın mevcut sistemlerde seçilme şansı neredeyse yok. Çünkü iki liste var, siz bir listeyi değil, ikisini birden delmek zorundasınız. Oransal temsil sistemini niye öneriyorum? Cevabı kısaca şudur. Çünkü her görüşün, her kesimin çatının altında yer alabilmesi için sesini duyurması lazım. Yani X görüşündeki birisi, ne isterseniz somutlaştırayım, Çerkesi yurtseverlerinden birisi, Demokratik Çerkes Hareketi'nden birisi, kafet altında siyaset yapmak istiyorsa, gider Ankara Derneği'nin genel kurulunda, İstanbul Derneği'nin genel kurulunda, Sakarya Derneği'nin genel kurulunda kafet delegesi olmak için aday olur. Örneğin Ankara'da 20 kişinin oyunu alabiliyorsa, 20 kişi toplamda delege seçilir, gelir kafet genel kuruluna, ne anlatmak istiyorsa anlatır, ne söyleyecekse söyler. Eğer insanlar onu takdir ediyorsa, söylediklerini beğeniyorlarsa, geçen genel kurul için 9 oy alır ve kafedin Dünya Çerkes Birliği delegesi olur. Eğer insanlar onların söylediklerini takdir etmiyorlarsa da seçilemez, oturur. Evet, peki. O zaman son 3 tane önerimi başlık olarak söyleyeceğim. Bu üçünü birlikte değerlendirmeniz lazım. Biliyorsunuz bizim mevcut sistemde biz genel başkan ve yönetim kurulu seçiyoruz. Ben diyorum ki biz genel başkan seçmek yerine sadece genel başkan ve genel başkan yardımcısı seçelim. Herhangi bir sebeple genel başkan o bir yan getiri görevinden ayrılmak zorunda kalırsa genel başkan yardımcısı da yolumuza devam edebilir oluruz ve aynı siyasetin temsilcisi bir genel başkan yardımcısı olur. 14 asil, 14 yedek yönetim kurulu üyesi seçiyoruz. Bunun yerine de yedek üye seçmeyelim, 50 tane yönetim kurulu üyesi seçelim diyorum. Şimdi böyle bakınca icranın ya da yönetim erkinin tesisinde problem olur mu diye düşünüyor insanlar. Niye? Çünkü ben bu 50 kişilik yönetim kurulu listesini de biraz önce delege sisteminde anlattığım şekilde seçelim. Yani oransal temsil sistemiyle seçelim diyor. A, B, C listeleri çıksın, herkes aldığı oy oranında yönetim kuruluna üye versin diyor. Yönetim erkinin tesisinde soru olabilir. Onun için de 12 üyeli bir icra kurulu seçelim diyorum. Bu 12 artabilir, azalabilir ama benim önerim genel sekreter, 3 tane ana vatandan sorumlu sekreter, STK partiler, üniversitelerden sorumlu sekreter, tanıtım, basın, halkla ilişkiler, mali işler, eğitim, teşkilatlama, gençlik, kadın ve din. Başkan ve başkan yardımcısı seçelim. Oransal temsil sistemiyle 50 tane yönetim kurulu üyesi seçelim. Genel başkan ve genel başkan yardımcısı bu yönetim kurulu içinden ya da dışından kendileri 12 icracı üye seçsinler ve bunun yönetim kurulundan onayını alsınlar. Sonu bu. 1. %30 kadın kotası öneriyorum. 2. %30 gençlik kotası öneriyorum.
3, delege sayısı belirleme sistemini değiştirelim diye öneriyorum. 4, delege seçim sistemini değiştirelim diyorum. 5, 6, 7, başkan ve başkan yardımcısı, yönetim kurulu 50 üyeli olsun, 12 üyeli de bir icra kurulu seçelim diyorum. Ve herkesi gerçekten çatımızın altında toplayalım. Her kim ne söylemek istiyorsa burada söylesin. Her kim ne yapmak istiyorsa burada yapsın. Biz de o zaman daha rahat siyasallaşalım. Daha rahat siyaset yapalım diye öneriyorum. Son örneğim şudur. Bizim durumumuz şu. Biz rugan ayakkabıyla dans ediyoruz. Sonra aynı ayakkabıyla sokağa çıkmayı deniyoruz. Ayaklarımız acıyor. Dar geliyor. Ayakkabıyı değiştirmeyi düşünelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.